Etkinlikle ilgili size kısa bir bilgi vereceğim. Sonra başkanımız konuşmasını yapacak. Ondan sonra plaket takdimimiz var. Plaketlerimizi alırken de etkinlikle ilgili değerlendirmelerinizi alacağız. O değerlendirmeler doğrultusunda daha iyisini, daha güzelini nasıl yapacağız? Biz de kendimize orada düşen payımızı alacağız. Yola çıkarken birlikte başladığımız tüm arkadaşlarımızı biz çağırdık. Bugün aramızda olamayan arkadaşlar var. Bazıları seçim nedeniyle, bazıları işlerinin başka programı vardı. Ya, şunu söyleyeyim, bu arkadaş niye gelmediğinden ötürü şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkesi aradık, herkese söyledik. Bu projeye başlarken nasıl herkesle iletişime geçtiysek, herkesten katkı istediysek ve o katkıyı bizden esirgemediyseler, bugün de bu teşekkür toplantısı deyin, durum değerlendirme toplantısı deyin, aynı şekilde onlarla birlikte yapmak istedik. Çünkü zaman zaman çok ahlaki olmayan söylemlerle oldu. Bunlar olduğu zaman geleceksiniz, konuşacaksınız ve muhatapları da size cevap verecek. Tatmin oluncaya kadar, biz de sizleri ikna edinceye kadar. Hani derler ya, çamur at izi kalsın. Yok arkadaş, artık o dönem bitmiştir. Bu dönemde karşılıklı yüz yüze konuşacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ve samimi olan söylemlerden de kendimize ders alacağız. Biz bu şekilde başladık, bu şekilde ilerleyeceğiz. Temennimiz de odur. Şunu söyleyeyim, alandaki bir tek çöpü kaldıran arkadaşımız dahil olmak üzere herkesin bu çalışmada, bu başarılı performansla emeği oldu. Gerek basın mensuplarımız, dernek başkanlarımız, STK başkanlarımız, üyelerimiz, Kars, Ardahan, Iğdırlılar. Şunu gururla size söyleyebilirim. Alandaki görevlilerle konuşurken şunu söylediler. Deseler ki Maltepe'de ilk 3 tane en baba yapılan etkinliği sayın dedi. İlk 3'ün içerisinde Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günleri var. Bu sizin gururunuz. Onun için size siz bir alkış yapın kendinize. Biz de bunu duyarken çok onurlandık, çok gururlandık. Tabii başarınca, büyüyünce, gelişince farklılıklar oluyor. Farklı fikirler de oluyor. Biz de saygılı olacağız. Nasıl ki Maltepe'de Ardahan etkinlikleri yapıldığında X şahısların adı söylenmediyse, dediler ki Ardahan günleri burada, en vasat gün Ardahan günleri geçti demişlerdi. Biz de biraz üzülmüştük için doğrusu. Ama nitekim hep birlikte el ele vererek, omuz omuza vererek oradaki o imajı yok ettik. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu çalışmada bir başarı varsa başkanım ve yönetim de aynı fikirde. Hep birlikte el ele tutuşarak, omuz omuza vererek yaptığımız için başardık. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bir kez daha. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Kars, Ardahan, Iğdır Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanımız Orhan Gökçe'yi o güzel alkışlarınızla mikrofonu arz ederim. Evet, bu tatil gününde, pazar günü bize zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz güzel ve geniş bir aileyiz. Gerçekten burada bir aile ortamı var. Bizi kırmayın. Bu pazar günü burada bizimle sofranızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, demin Turgay Bey de söyledi. Gerçekten gururlanacağımız, hepimiz gururla yaptığımız işi severek gerçekten Kars, Ardahan, Iğdır'a yakışacak bir etkinlik yaptık. 4. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerini Maltepe'de yaptık. Ben bu hazırının huzurunda özellikle bize ev sahipliği yapan, bizden daha çok çalışan Yaşar Hocam burada, Maltepe Ardahanlılar Dernek Başkanı. Arkadaşlar samimi söylüyorum, Yaşar Hoca yönetimiyle beraber, tabii diğer derneklerimiz de var ama Yaşar Hoca ve Yaşar Hoca gibi işte Göle Kadın Meclisi'ni burada sayabilirim. Aklıma ilk geldiği için, şimdi diğer derneklerimiz bana kızmasın. Gerçekten mesela bir tane Binnaz Hanım var burada, bizim hemşehrimiz. Maltepe'de bizden çok çalıştı. Yani şunu söylemek istiyorum, gerçekten kendini Kars, Ardahan, Iğdır aidiyetine ait gören samimi olan herkes bu işe bizden çok çaba sarf etti, emek verdi. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yapmış olduğumuz 4. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günleri, tabii ki eksiklerimiz yok mudur? Mutlaka vardır. Yani insanın yaptığı her şeyde mutlaka eksik yanlar vardır.
önemli olan bu eksikleri yanlış yapmamak. Yani bilerek yanlış, bilerek hata yapmamak. Eksikler olabilir arkadaşlar. Ulusal bir etkinlik yapıyorsunuz. Bu ulusal etkinliğe gerçekten şahit oldunuz. Türkiye'nin en ağır protokolünü ağırladık. O ağır protokolde hata yapmamak, yani daha doğrusu milyonların geldiği bir etkinlikte hiç kimsenin burnunun kanamadan, hiç kimse üzülmeden, eğer orada milyonları yolcu ettiysek ne mutlu bize, sizlere. Özetle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu tanıtım günlerini sizler de biliyorsunuz. 2016 yılında başlayan bir faaliyet. Burada işte Efrail Çiftçi Başkanım da burada. Biz yola ilk çıkarken Beylikdüzü'nde başladık. Kars Ardahan Iğdır adına yaptığımız için işte Ardahan ayağını Efrail Başkan temsil ediyordu. Kars ayağını şu anda halen bizim yönetimde olan Ali Kılıç Bey, Kars Derneği Başkanı olarak temsil ediyordu. Yola çıktığımız ilk günden bahsediyorum. Iğdır derneklerini de bizim şu anda halen yönetimimizde olan, o zaman Kars Iğdır'da Sefaköy Dernek Başkanı olan Abdülhadi Akmugan ile yola çıkmıştık. Yani bu üç ilin sac ayağı olarak işte Kars, Ardahan, Iğdır'ı temsil eden o arkadaşlarımız vardı. Çatısında da Kaysiyat vardı. Şimdi arkadaşlar, biz iyi yaptık, öbürleri kötü yaptı. Herkes emek verdi. Herkes gerçekten elinden geleni yaptı, yapmaya devam ediyor. Şurada bulunan hazuruna teşekkür ediyorum. Gerçekten sanatçılarımız var burada. Mesela bu dördüncüsünü yaptığımız etkinlikte bizim yüzümüzü ağırtacak çok güzel bir şey vardı. Sanat sokağı vardı. Kay sanat platformu vardı. Ya hakikaten yüzümüzü ağırttılar. Ben TÜYAP'a da, sizler de gidiyorsunuz arkadaşlar. TÜYAP'ta bile öyle bir rağbet görmedim. Kitapçılarımızın önünde imza kuyrukları vardı. Bu beni çok gururlandırdı. Demek ki Serhat insanı okumaya, yazmaya aç, okumaya, aramaya, bulmaya aç bir toplum. Çok gururlandım. Samimi söylüyorum, görüntüleri var. Bütün yazarlarımızın önünde kuyruklar vardı. Yani bugün Türkiye'de en son yapılacak şey, herkes yer, içer, giyer ama kitap almaz, okumaz. O bizi daha çok mutlu etmişti. Onur Aras var burada. Kenan Karadağ var burada. Onur Aras bölgemizin gerçekten gururu. Biz onun kara kalem çalışması eseri olan büyüklerimize hediyeler verdik. Emin olun, dünyayı bağışlasanız o insanlara o kadar mutlu olmazlar. Zaten ihtiyaçları da yok. Paraya doymuşlar. Makama doymuşlar. Ama o portrenin onlara verdiği hazı, emin olun, dünyalar vermemiştir. Bunu söylerken neyi söylemek istiyorum? Arkadaşlar, biz mutlaka eksik yapmışızdır. Mutlaka eksik yanlarımız vardır. Sizlerden ricam, bir etkinliği geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle. Ama bardağın dolu tarafından bakalım. Boş tarafını da unutmayalım. Boş tarafına bakarak eksiklerimiz neydi? Herkes bu işin sahibi. Bu işte herkes kol kola el ele. Biz ne bir adım öndeyiz ne de bir başkası bir adım geride. Yan yana el ele kol kolayız. Biz yan yana el ele kol kola olduğumuz zaman sesimiz daha gür çıkar. Bu metropol şehirde istediğimizi daha çok çabuk elde ederiz. Siyasette, bürokraside hak ettiğimiz noktalara, ki ben oradaki konuşmamda onu da belirtmiştim. Yani bugün bir lobi gücünüz yoksa, caydırıcı bir lobi gücünüz yoksa, metropol şehirlerde sizin konuşacak lafınız da olmuyor arkadaş. Hatta konuşsanız da sizi kimse dikkate almıyor. Ama eğer bir lobi gücünüz varsa, eğer gerçekten siz o gücü oluşturabilmişseniz samimi bir şekilde, adeta yıkılmaz kale oluyorsunuz. Hiç kimse sizi yıkamıyor. Bunları söylerken bundan sonraki süreçte biz yaparız, başkası yapar, herkes yapar. İşte önümüzdeki günlerde Beylikdüzü'nde yine bir tanıtım günleri var. Biz üzerimize düşen ne varsa, gerek Orhan Gökçe olarak, gerek Kaysiyat olarak, maddi manevi her türlü arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bölgemizin sesini, çıtasını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yapacaklarımıza şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bölgemizin gerçekten son yaptığımız etkinlik, dileyen İstanbul Büyükşehir İletişim Daire Başkanı'na sorabilir. Bugüne kadar Feshane dair gelmiş geçmiş
en yoğun katılımlı ilk üçü sayarsanız bir tanesi yapılmış olan Maltepe'deki Kars, Ardahan, Iğdır Tanısım günleridir. Bu anlamda bize güç veren sizler, burada bulunan hazrun, burada olmayan hemşerilerimiz, o alana adım atan herkes bu işin sahibidir. Bizden daha çok bu işin emeğini, çamurunu çiğnemiştir. Herkese, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de lütfen yapacağımız şeyleri daha nasıl donanımlı, daha nasıl içeriğini zengin hale getiririz. Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın o kadim kültürünü, tarihini, turistik değerlerini, sanatını, sanatçısını nasıl öne çıkarırız? Nerede eksik yaptık? O eksiğimizi nasıl kapatırız? Ona dikkat edersek, onun o mihvalde hareket edersek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten sizlerin hepinize, o alana adım atan herkese minnettarız. Huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi yine basın mensubu, değerli emekçi, televizyoncu, etkinlikte de gerek röportajlarıyla gerek çalışmalarıyla bize katkı sunmuş Star Türk'ün sahibi Vezir Karagün beyefendiye mikrofonu arz edelim. Plaketi takdim etmek üzere Bora Bey. Bora Bey rica edelim. Evet sevgili dostlar, hepinize afiyet olsun. Burada tek Karslı benim zannediyordum ama Emin de Karslıymış meğer. Bu güzel insanların içerisinde bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Orduluyum. Kars'ta ordunun deniz görmeyen kazalarından birisi diyorum her yer platformda. Esprilerime de alınmıyor Kars'ta hemşehrilerim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliklerin uzun uzun yıllar birlik beraberlik içerisinde geçmesini temin ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü tür gelecek. İnşallah pazartesi yarın da 62 tane öğrencimizin burslarını yatıracağız. Bunlar hepinizin küçük de olsa katkılarıyladır. Ben hem kendi adıma, hem meclisimin adına, hem de o öğrencilerin adına bu çorbanın içerisinde bir tutam tuzu olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.